Efendim 2014'ün son cuma akşam üstünde Diyalog TV ekranlarında sizlerle yeniden birlikte olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Artık adım adım yepyeni bir yıla, 2015'e gidiyoruz. Evet, 2014'ün son cumasıydı bu içinde bulunduğumuz cuma. Hafta sonu geliyor, cumartesi, pazar ve ondan sonra da artık yılın son günü ve yılbaşı gelecek inşallah. Efendim son 4-5 gündür perişan bir vaziyetteyiz. Perişan vaziyet. Her yerde mangal yanıyor. Her yerde, her yerde, her yerde mangal yanıyor. Duman dumana gidiyor. Trafik kilitlenmiş durumda. Özellikle başkent Lefkoşa'da her sokak, her cadde şu anda kilitli vaziyette. Böyle bir yere falan çıkmaya niyetiniz varsa ben söyleyeyim 5-10 dakika öncesinden çıkmakta fayda var. Zira biz de bakın bugün neredeyse bir 10-15 dakika geciktik. Niye geciktik? Çünkü Lefkoşa'dan buraya, yani aslında burası Lefkoşa ama Lefkoşa merkezinden Lefkoşa sanayiye yarım saatte geldik. Yarım saatte. Yarım saatte. Köprü tıkanmış durumda. Köprü E5 falan iptal. Hani diyoruz ya Kıbrıs'ı İstanbul'dan daha güzel, işte trafik yok falan. Yok efendim, o bitti zaten. Zaten yolların hepsi geçen gün sevgili Hakan Yıldırım biliyorsunuz yollarda çukurları böyle metreyle aldı, ölçtü falan filan. Yani hepsi zaten darmaduman. Yani arabalar zaten pert olmuş durumda. Bir de bunun üstüne aşırı bir kalabalık olunca, bir yoğunluk olunca şu anda başkent Lefkoşa kilitlenmiş durumda. Lefkoşa'ya gelmek niyetinde olanlar varsa falan. Gelmeyin, oturun oturduğunuz yerde. Geçsin gitsin. Şu saatler belki ileride açılır ilerleyen dakikalarda. Efendim bir başka önemli mevzu bu perişanlığın artmasında. Resepsiyonlara, tabii ki yılbaşı herkes resepsiyon veriyor. Bizim Diyalog TV ve Diyalog Medya Grubu, gazete, televizyon, radyo. Sevgili Sezgin Madencioğlu'na günlerdir söylüyorduk. Ne oldu bizim yemek, ne oldu bizim yemek? Sezgin Beyefendi de müessese müdürümüz. Bu akşam bizim çalışanlara bir yemek veriyor. Bizim de bu akşam resepsiyonumuz var. Çalışanlar, kendi aramızda eğleneceğiz. Ben Özlem'le dans edeceğim. Değil mi Özlem? İlk benle, sonra Metin'le, sonra Onur'la, sonra Serkan'la dans edecek Özlem. Özlem'in dans programı dolu. Bu akşam eğleneceğiz ama bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nın resepsiyonu var. Gönyeli'de şirket yemekleri var, başka resepsiyonlar var. Dün akşam Belete'nin resepsiyonu vardı. Ondan bir önceki akşam Tak'ın resepsiyonu vardı. Bugünkü Diyalog gazetesinin 15. sayfasında bu konuya değindik. Resepsiyonlara değindik. İyi, hoş, güzel resepsiyon. Memlekette yiyoruz, içiyoruz. Hoş da oluyor, güzel de oluyor. Karşıda değilim ama hani şöyle bir durum ortaya çıktı. 3-4 akşam, geçen akşam başbakan da verdi. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Aynı adamlar değişik mekanlarda birer gün arayla buluşur olduk. Yani dün akşam gördüğümüz adamı bu akşam da görmek durumundayız. Niye? Çünkü resepsiyon var. Resepsiyon memleketi. Halbuki tek bir resepsiyon olsa en tepesinden protokolün diğer zavatı tek bir seferde böyle bir yeni yıllaşsak, öpüşsek, sarılsak, koklaşsak, ha? Hem protokol yorulmamış olur, hem protokole katılmak zorunda olan diğer zavat yorulmamış olur, hem de ekonomik tasarruf olur. Fena mı olur? Ha? Güzel kardeşim, olur mu? Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hadi o zaman başlayalım. Bu arada başlarken söyleyelim, bu akşamki sosyal medya gündemini sevgili Hakan Yıldırım dostum, kardeşim hazırladı. Zaten görüntü de ilk kendi çıktı. Yemin ediyorum bak şuraya gelene kadar ne hazırladığını bilmiyorum. Çünkü çok geciktim bugün, dışarıda işte bu resepsiyon işlerinden ötürü bir yoğunluğumuz vardı. Biraz da trafik olunca geciktik. Sevgili Hakan'a rica ettik. Hakan'dık sen. Bu akşam bize yardım et. Hakan da direkt kendiyle başlamış. Torpilim böylesi. Aşk bakış demiş.
Ayberit ve Hakan. Peki sizi aşıklar, sizi torpilin de böyleyse. Tabii nasıl derler? Şeye vur demişler, ilk kendi şeyinden başlamış. Öyle mi diyorlar? Nasıl diyorlar mı Serkan? Duyamadık. Peki. Hakan. Aşk ve bakış fotoğrafı. Albeniz. Benim kızlar da Hakan'a aşık. Yalnız Hakan'da hakikaten bir şeylik var çocukta. Bir çekicilik var. Benim kızlar da ona bayılıyor. Hakan abilerine. Devam edelim Serkan. Bakalım ne gelecek. Hakan hazırladı vallahi. Bugün artık ne çıkarsa bahtımıza. Çılgın teklif. Serdar Denktaş. Çılgın bir teklif yapmak durumunda kalmış. Kime yapmış bu çılgın teklifi? Cyprus Avery'sin 90 milyon euroya aşan borcu yüzünden batmak üzere bu kritik safhada Kuzey Kıbrıs cephesinden Rum tarafına çarpıcı bir öneri geldi. Gelin birlikte uçuralım, sizi batmaktan kurtaralım. Sevgili Milliyet gazetesinden Sefa Karahasan dostumuz bu haberi yapmış. Sayın Serdar Denktaş, Sayın Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy bu konuda görüşlerini belirtmişler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yılın son günü çılgın teklif. Gelin birlikte uçalım. Hani Sayın Bakanlar darılmasın, gücenmesin. Bence güzel, diplomatik, akıllıca bir hamle ama hani bunu söylemezsem biliyorum bu programın izleyenleri de bana kızar. Hani bizim Kıbrıs Türk Hava Yolları'na biz mamur ettik de bunu da edeceğiz. Ay bu şey. Neyse. Ha, biz bizinkini kaldırdık. Şimdi Rumlarınkini de kaldıracağız sevgili Özlem. Yani uçaklar. Arkadaşlar elimde yaklaşık son 1,5 yıllık gazete arşivi var. Temin etmek isteyenler 31 Aralık'a kadar verebilirim. İhtiyacı olan bana ulaşabilir demiş sevgili Burhan Canmaz. Burhan'cığım bu 31 Aralık tarihinde oluyor. Hani 1 Ocak'ta istesek hükmü mü geçiyor elindeki eski gazetelerin? Ha? Niye 31 Aralık? Yani 5 Ocak olmuyor mu? Canım kardeşim, güzel kardeşim. Evet, Burhan Canmaz'ın elinde son 1,5 yıllık gazete arşivi varmış. Bunu isteyenler 31 Ocak'a kadar, 31 Aralık'a kadar, yani yeni yılın son dakikasına kadar. Hani böyle saatler tık 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 yapacak, 2015'i yıllatacak ya, tam Burhan böyle şeyi üfleyecek, patlatacak. Siz gidin Burhan'dan gazeteleri isteyin. Vallahi hem ayar etmiş olursunuz Burhan'ı. Burhan Canbaz. Telefon numarası... Ya... Telefonu da söyleyelim canlı yayında. Nereden bulacaklar? Facebook'tan bulabilirler sevgili Burhan Canbaz'ı. Sefa Karahasan, hem derler ki Kıbrıslı Türkler olarak biz her şeyi başarırız. Biri çıkar, bunu yaparız der. Hemen başlar eleştiri, nasıl yapacaksın? Şimdi, yani az önceki konu işte. Uçurma, kaldırma konusu, uçakları kaldırma konusu. Yani birisi... Teklif ediyor. Evet Sefa'cığım bak teklif etmişler bunun tarafına. Gelin birlikte kaldıralım diye ama bizim kalkmayan ve yatan uçaklar ki uçakta kalmadı. Sadece binası kaldı. O da hacizli falan. Bir şey de olamıyor. Satılamıyor, alınamıyor değil mi? Yolun üstünde Beytettin Demirhan Caddesi gibi çok önemli bir caddede bir bina. Kıbrıs Türk Hava Yolları diye yazıyor ama o kadar. Önünde sadece eylem oluyor. Bu arada çalışanlar paralarını da alamadı Sefa. Ya biliyor musun? Sefa. Ne demişlerdi? Yılbaşından önce alacaksınız demişlerdi. Gerçi daha bugün olmadı. Pazartesi var. Belki pazartesi paralar yatar hesaplara. Devam edelim sevgili Serka. Ha, dün bu resmi ben de gördüm. Like'ladım yani beğendim. Haslet Eroğlu kızların doğum gününde güzel bir selfie demiş. 18 ve 17 yaş gününüz. Kutlu olsun demiş sevgili Hasret burada bakın. Bunlar da güzel kızları. Bu Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu. Bu da Meral Hanım. Evet bu da Hasretciğim. Canım benim. Allah
acılarını göstermişsin. Nice nice 18'ler, 19'lar, 20'ler, 25'ler, 29'lar, 30'lar. 30'dan sonra zaten hanımların yaşı gitmiyor ileri. Orada hepsi stabil kalıyor. Kime sorsanız 30 yaşında. Benim bir halamın kızı vardı. 10 sene 30. yaş gününün doğum günü kutladığımızı biliyorum. Hiç 31 olmadı, 32 olmadı. Hep 30. O yüzden sevgili Hasret, kızların da inşallah senin gibi 30 yaşına gelirler. 30 yaşından sonra da her sene 30. yaş gününün doğum gününü kutlarlar. Seni ve kızlarını öpüyoruz buradan. Raif Raif Denktaş kabri başında anıldı. Bugün bir anma etkinliği vardı. Yılın son günlerinde kaybettiğimiz Rauf Denktaş'ın rahmetli, Rauf Denktaş'ın rahmetli oğlu Raif Denktaş bugün mezarlıkta anıldı. Kardeşi Serdar Denktaş kabre gördüğünüz üzere çiçekler koydu. Hemen arkasında da Serdar Bey'in hemen arkasında da fotoğrafta da gördüğünüz gibi Aydın Hanım. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın ve Raif Denktaş'ın ve Serdar Bey'in anneleri Aydın Hanım da yer aldı. Evet, bir kez daha rahmet dileyelim. Hem Rauf Denktaş'ımıza hem Raif Denktaş'ımıza Allah gani gani rahmet eylesin diyelim. Ve devam edelim, devam edelim. Bakalım ne seçti. Kudret Özersay, göreve gelirsem yetkilerimi çekinmeden halk yararına kullanacağım. Göreve gelirsem çekinmeden yetkilerimi halk adına kullanacağım. Yani şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Tabii ki önce seçilmesi lazım ama şöyle bir durum var. Hani olanlar kullanmıyor mu? Hani kendisi de oralarda bulundu. Onlara yakın isimlerden bir tanesiydi. Hani kullanılmıyor mu? Yani var da mı kullanılmıyor? Yoksa yok mu? O konu da pek şey değil. Sağlam değil bence. Yani bence onun böyle bir baştan düzenlenmesi daha yararlı olur. En azından biz de bilebilelim. Ne hakkı var da neyi kullandı, neyi kullanmadı. Bu biraz böyle şey gibi oldu. Yoğurdun üstünden iki parmak kaymak gibi oldu. Değil mi? Devam. Twitter yasağı Time'ın çok konuşulanlar listesinde 2014 yılında en çok konuşulanlar listesinde Time böyle bir resim yapmış. Bakın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı resmetmiş Time gazetesi. Güvercinleri besliyor. Burada da bir mavi kuş uçuyor. Bu mavi kuş biliyorsunuz bizim Twitter. Sosyal medyada kullandığımız Twitter. Bakın ona böyle bir spreyle maviye güvercin gibi yapmaya çalışıyor. Bu yine gündemin önemli maddelerinde. Time dergisi yılın en çok konuşulanları listesini yapmış ve bu da listenin başında yer alıyor. Biliyorsunuz bir ara Türkiye'de bu Gezi Parkı eylemleri sırasında Twitter'a yasak gelmişti. Hatta Kıbrıs'ta da konu günlerce konuşulmuştu. Kıbrıs'tan tweet'e önce erişim vardı, sonra bir şeyler oldu falan. Öyle bir durum gitti. Ekonomisinde zeytinin büyük yer tuttuğu Akhisar'da iki zeytin fidanı diktik diyor. Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali, Mehmet Ali Talat bakın zeytin fidanı dikiyor. O yanımda cizmeleri giymiş benim gibi. O da zeytini tutuyor ve Oya ve Mehmet Ali Talat çifti Akhisar'da, Manisa'da iki tane zeytin ekmişler. Şimdi Manisa büyüklük olarak Kıbrıs kadar falan bir yer. Ben de gittim. Geçen 2014 yılı içinde gittik. Bu yıl içinde gittik tabii. Daha 2015'e geçmedik. Demek ki bu yıl içinde gittik. İnanılmaz zeytinlikler var ve ciddi bir zeytinlik yapılıyor. Zeytin üretim var, zeytinyağı var. Hani biz diyoruz işte ada, işte zeytin, çakırtes falan, zeytinyağı falan filan. Bir gidin Manisa'yı görün. Yani buradaki zeytinliklerin oranın yanında çok küçücük kaldığını. Halbuki ada, işte bir sürü tepeler falan var. Her yere zeytin ekmek gerekiyor. Hem güzel bir görüntü, hem ağaç ekmiş oluyoruz. Hem de ekonomik olarak zeytin çok önemli bir meyve. Değil mi? Zeytin. Ekonomide yağı var, kendisi yeniyor.
Bu akşam Babaoğul değişiklik yapalım demiş sevgili Sadık Gardiyanoğlu dostumuz. Gözlükleri de takmış. Sevgili Metin Gardiyanoğlu da oğlu birlikte takılmışlar. Gözlükler de gözlüklerini de takmışlar. Babaoğul 5 ordunun savaşını izlemişler. Hobbit'ten evet 3 boy çok güzel bir şey. Gözlüklerle beraber 5 ordunun savaşı. Çocuklara da zaman zaman eğlenmek lazım değil mi? Biz de yapıyoruz onu. Belki götürürüz biz de bu hafta sonu kızları. Beraber izleriz ama bizim kızlar böyle savaş oyunları değil de daha çok hayvan mayvan. Evet Serkan'cığım var mı başka? Geliyor mu bir şeyler? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Anlamadım sevgili Hakan bunu niye koydu bize ama. Bundan sonra kimsenin ayağı kokmayacakmış. Günde bir bardak su içenler bakın nasıl göbek eritiyormuş. Ya sevgili Hakan'cığım yani niye bize bunu koydun? Bize mesaj mı vermek istedin? Hani göbek, ayak kokusu falan ne iş? Hani dedik ya programın başında bugün bütün bunları sevgili Hakan Yıldırım dostumuz hazırladı. Hakan herhalde hazır fırsat bu fırsat yıl sonu Alihan abime bir gönderme mi yapayım dedi. Günde bir bardak su içenler bakın nasıl göbek eritiyor. Hakan geç bu işleri. Değil bir bardak kova ile içsek bir şey fark etmiyor. Çünkü bir o kadar da takviliyoruz. Ne yapalım? Bugün 5 tane 6 tane yemek var. Her birinde buncacık yesen zaten bitti. Ya öyle bir bardak su ile yemiş, bir şişe su ile yemiş. Bir kova içmek lazım, bir büyük bidon, damacana içmek lazım ki o senin dediğin ancak öyle olur. Türkiye Büyükelçiliği'nin karşısında meclis binasının önündeki kaldırıma çarşaf seren güzel yurtlar yardım istedi. Allah güzel yurtlara, Allah rızası için güzel yurtlara para. Kaldırıma çarşaf seren güzel yurtlar yardım istedi. Kıbrıs Türk Narenci Üreticiler Birliği'nin ürün bedelleri ödenmesi için dün meclis önünde düzenlediği eylemde ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Şu fotoğraf bugün bütün gazetelerin ön sayfasındaydı hemen hemen. Gerçekten önemli bir fotoğraftı. Allah'ım diyor, lütfen diyor bu yılbaşı üstü güzel yurtlara yardım et birazcık para. Para, para. Geçen gün çalmıştık değil mi bunu? Ergin atlıyor ki işte bizleri bedel ödeyerek bugünlere taşıyan istek. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanlığı görevinden daha çok yüksek bir şeyler istiyorum. Adım tarihe Enosis'in yaratıcısı olarak geçmesini istiyorum. Bunu Birleşmiş Milletler'in aracılığı ile elde etmek istiyoruz. Makarios 20 Eylül 1964 Sunday Times gazetesine verdiği demeç. Bakın 20 Eylül 1964'te Rum faşist lider Makarios neler istemiş. Sevgili Serkan, ver bir daha ekranı herkes görsün ve karşımızdaki zihniyeti böylelikle herkes idrak etmiş olsun. Devam edelim. Devam edelim sevgili Serkan'cığım. Devam edelim hayatım. Serkan, bu akşam senden iyi performans bekliyorum. Döktürmeni bekliyorum artık. Burada masadasın. Akşama da masanın üstüne çıkarsın. Kıbrıs'ın gazilerinden Derya hakkındaki suç duruları için işlem başlamış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki milletvekili Doğuş Derya'nın Rumların da tecavüzüne maruz kaldığı açıklamasına tepki gösteren Kıbrıs gazileri Derya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Hadi bakalım buradan yakın. Hadi bakalım. 2014'te konuştuk, tartıştık. Yetmedi. 2015'te de devam edecek tartışma belli ki. Biz diyorduk ki 2014'te kalsın bu olay ama belli ki bu iş
Doğuş Derya hakkında hakaret ve iftiradan suç duyurusunda bulunmuş. Gaziler Derneği, Emekli Asubaylar Derneği ve bir grup gazi. Hadi bakalım. Hadi bakalım buradan yakın. 2015'te tartışmaya devam. Var mı başka sevgili Serkan? Bitirdik. Hakan dostumuza, kardeşimize teşekkür edelim. Bu akşam dediğim gibi o hazırladı bize bunları. Güzel, keyifli bir hafta sonu sizlerin olsun. Az sonra bir bant yayını sizlerle birlikte olacak. Eğler Hindi'ye gittik. Malumunuz yeni yıl, yeni yıl üstü ülkenin tek hindi tesisini sizler için görüntüledik. Son günlerde yayınlar yapılıyor. Bu programda dile getirdik. İşte maaşlar da ödendi. Lütfen ekonominin zorda olduğu şu günlerde barikatın öbür tarafına geçip de işte hindiydi, maruldu, kıvırcıktı falan almayın. Hepsi bizim tarafta var. Hindi de var. Çok da güzel. Testleri sizler için gezdik, görüntüledik. O görüntüleri şimdi sizlere vereceğiz. Pazartesi günü çok özel ve çok güzel bir programla yeniden görüşünceye değin. Bizden bu kadar. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Dişlerinizi fırçalarken sizin de böyle oluyor mu? Peki böyle olsaydı hemen önlem almaz mıydınız? O zaman diş eti bakımınızı da ihmal etmeyin. Parodontax diş macunu Macron teknolojisiyle diş eti bakımınıza yardımcı olur. Unutmayın, diş eti bakımınıza dikkat etmemek diş kaybına sebep olabilir. Parodontax, şimdi yeni ferahlık seçeneğiyle. Camlıca, gazozun adı. Büyük olay, 2015 ajandanız diyalogdan. Sadece 3 kupon biriktirmeniz yeterli. Çekiliş yok, kura yok. İlk kupon 29 Aralık'ta. Bu sınırlı fırsattan yararlanmak için bayinizle görüşerek gazetenizi şimdiden ayırtın. Hayatta herkesin bir takıntısı var. Belki inanmayacaksınız ama benim takıntım klozet temizliği. Klozetteki şu kanallar var ya, ne kadar temizlesem de aklım orada kalırdı. Neyse ki kanallar kalktı. Ve bütün bunlar geride kaldı. Şimdi Vitra Rimex klozette temizlemeyi zorlaştıran kanallar yok. Tek harekette kolay temizlik var. Vitra Rimex klozet. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog Gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 54 10 444 44 49 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Merhaba,
Biz yokken kedimizin mamasını verebilir misiniz? Aa, ne demek, tabii ki. Duvarlara bak. Sen gel bir de salonu gör. Nefis görünüyor. Aa, yerler de seramikmiş. Aa, banyoya bak. Tabii ya, Vitra. Unuttuk biz bunu. Hayranlık uyandıran evlerde seramik Vitra'dır. Son 12 yıldır ağız sağlığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Diş hekimleri arasında beyazlatıcı diş macunlarının hassas dişlere sahip kişiler için uygun olmadığına yönelik bir kanı var. Bazı diş macunları oldukça aşındırıcı olabiliyor. Biz de diğer birçok günlük beyazlatıcı diş macunundan 10 kat daha az aşındırıcı özelliğe sahip Sensodyne True White'i geliştirdik. True White hassas dişlerde rahatlama sağlıyor. Bu farklı. Hassas dişlere sahip kişiler için özel olarak tasarlanmış beyazlatıcı bir diş macunu. Efendim hepinize iyi akşam üstleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam böyle ortasından, Vadili'den sizlere sesleniyoruz bu akşam üstü. Çünkü bu akşam üstü Eğler Hindi'nin Vadili'deki tesislerine konuğuz. Malum önümüz yılbaşı. Tabii ki yılbaşı deyince akla gelen, hemen gelenlerden bir tanesi de Hindi. Hindi üretimi ülkemizde 5 yıldır yapılıyor. Profesyonel olarak yapılıyor. 5 yıldır da hem buzluklarda hem dükkanlarda satılıyor. Tabii ki yılbaşı gelince de herkesin mutlaka bir damak zevki var. Bu damak zevki de bu yılbaşı sofrasından geçiyor. Yılbaşı sofrasında da bir hindinin olması gerekiyor. Parası olanlar için veya imkanı olanlar için. Efendim Eğler Hindi'deyiz. 5 yıl önce kuruldu bu tesis. Erçin Çoban'la şimdi konuşacağız. Nasıl bir macera, nereden bu fikre sahip oldular ve tesis hakkında birazcık bilgi edinmeye çalışacağız. Evet, öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yılbaşı üstü herhalde bir yoğunluk var. Var, yani oldukça bir yoğunluk var. Malum dün Christmas'tı. Ülkemizde de çok sayıda yabancı yerleşik insanımız var. Bir yoğunluk yaşadık geçen hafta. Şimdi de yılbaşına hazırlanıyoruz. Yani halkımızın tepkisi, talebi çok güzel. Peki nereden böyle bir fikir? Yani tavuk çiftlikleri var, işte karşıda inek çiftlikleri var. Hindi mesela Kıbrıs'ta benim bildiğim kadarıyla bir tek sizde. Evet. Şimdi biz 89 yılında, yani buradaki ilk yatırımımız 89 yılında tavukçuluktu. Malumunuz 2005 yılında kuş gribi çıktıktan sonra ülkemizde bütün küçük çapta üretim yapan tavukçular kapatma noktasına geldi, kapattılardı. Mecburen biz de yani hem o hastalıktan kurtulması için tesisin kümeslerin dinlendirilmesi için mecbur olduk, kapattık. Ondan sonra yani koskoca tesis, böyle büyük bir yatırım var, boş kaldık sonra her boş kalan bina, tesis harabeye döner. Bunu bir şekilde değerlendirelim dedik. İşte üniversitemizi bitirdik, geldik baba mesleği, işimizin başına. Olmayan bir şey deneyelim dedik. Dünyanın en sağlıklı eti, kolesterolü sıfır, yağı en düşük et çeşitlerinden biri hindi eti. Bir risk aldık. Çünkü 2008 yılına kadarki ülkede satılan hindilerin bir yıldaki istatistiğini aldığımızda ülkemizde yıllık 600 adet hindi satılırdı. Sadece 600? Sadece 600 adet. Bu da aşağı yukarı 3 tona tekabül ederdi 2008 yılına kadar. Biz 2009 yılında deneme amaçlı yılbaşında başladık. 2009 yılında 2500 adet hindi sattık. Sadece 2009'un yılbaşında. Deneme amaçlı. Deneme amaçlı, evet. Ve her geçen sene hem ürün yelpazesini genişleterek, hem tesisi modernize ederek, günümüz Avrupa Birliği, dünya standartları o şartlara getirerek ve yılbaşında hindi tüketmek kültürünü 12 aya yayabilmek için de
parça çeşitlerine de başladık. Bütün tavuğun ne çeşit parçası varsa, hindide de aynı ürünleri yaptık, işlenmiş ürünleri yaptık. İşte burgeri olsun, köftesi olsun, döneri olsun, adanası olsun, her kıyması. Türlü kıyması, filleti, bonfilesi, yani her türlü çeşidini yaptık. Bu da halkımızda güzel bir tepki aldık halktan. Çünkü bilirsiniz Akdeniz ikliminin getirdiği sağlık sorunları var. Bizim ülkemizde de var bu sağlık sorunları. Gerek kalp hastalığı, gerek tansiyon hastalığı, bayanlarda kansızlık. Bu gibi hastalıkların da en iyi giderecek et çeşidi hindi eti. Peki şimdi tesis edildi ama geçtiniz. O tesisleri biraz açalım. İçinde bulunduğumuz tesisler kaç binadan, kaç metrekareden oluşuyor? Neler var? Bir hindinin olgunlaşma süreci veya kesime gitme sürecinde nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Kuluçka mı alıyorsunuz? Kuluçka kesimi yapıyor musunuz? Biraz da buradaki yapılan, yıl içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili biraz bilgi alalım. Şimdi yani ülkemizde dediğim gibi 2009 yılına kadar yaygın bir tüketim olmadığı için burada hiçbir üretici olmadı dolayısıyla. Biz de hindinin civcivini yurt dışından, İstanbul'dan uçakla getiriyoruz. Kuluçka'dan çıktığı gün akşama uçağa veriliyor ve uçakla bize geliyor. Biz burada kendi yemimizi de kendimiz yapıyoruz. Ki bilelim içinde, çünkü biz katkısız, yani biz kendi evimizde yiyebileceğimiz, biz çocuğumuza yedirdiğimiz ürünü satıyoruz halkımıza. Bunu prensip edildik. Zaten bu sayede de halkın güvenini aldık ve iyi bir şey yer edindik, iyi bir marka oluştu piyasada da. Yaklaşık 7 tane kümesimiz var. Her kümes yaklaşık 250 metrekaredir. Yem yerimiz var. Kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Kesim yerimiz var. Şimdi yeni yaptık. Kesim yeri modern otomatik, yarı otomatik kesim yerine geçtik. 110 metrekarelik, aşağı yukarı 350 metreküplük soğuk hava depomuz var. Şok odamız var. Artı işte 2-3 tane araç ile yaklaşık 15-20 tane çalışan ile halkımıza hizmet veriyoruz. Peki şeyi söylediniz, yani ilk başlarken 2009'da işte yılda 600 hindi kesiliyordu. Geldik 2014'e, hatta gidiyoruz 2015'e. Nedir sayı? Geçen sene, yani 2014 artık 3 aşağı 5 yukarı satacağımız rakam da bellidir. Bu yıl itibariyle 12 bin adeti bulduk. Yani 5 yılda 600'den 12 bine. Evet, yani 3 tondan da 100 tona çıktı bu tüketim. Bu da işte halkımıza daha önce böyle bir ürünün sunulmayışı, bir de ürünün sağlık yönünden en iyi, en tercih edilen et ürünlerinden biri oluşu, bir de diyetisyenlerin, doktorların daha önce olmadığından dolayı öneremediği için ve şimdi üretimi yapıldığından dolayı doktorlar da diyetisyenler de vatandaşlara öneriyor ve güzel bir tüketim oluyor. Yani bir siz ondan böyle zayıfsınız, biz ondan mı şişmanız? Yani sağlıklı, yani sağlıklı beslenmenin yolu hindiden geçer diyorum. Peki, şimdi birazcık sağlık kısmını, birazcık o, çünkü malum basında hep bunlar görüyoruz, okuyoruz. Kuluçka'dan gelip işte kesim diyordunuz ama onu bize anlatın bakalım. Bu kuluçka süresi ne kadar, hindiler kaç haftada? Çünkü işte biliyorsunuz bu konularda çok şeyler dönüyor, gazetelerde okuyoruz. Sizdeki sistemle İstanbul'dan, Kuluçka'dan çıktı civciv, uçağa bindi, Ercan'da indi, Ercan'dan da buraya geldi. Buradan sonra sizden dinleyelim. Yani civcivlerimizi tesise getirdiğimizde yaklaşık 4 farklı şey var, dönemi var. Yani ilk civcivin gelişim dönemi, eti üret, yani vücuda etinin gelişme dönemi, kesim dönemi, 4 farklı yem yer, her dönem farklı yem yer. Son dönemki yemde de kesinlikle hiçbir şey yoktur, sadece soya ve mısır. Ette de dolayısıyla hiçbir kimyasal
Yok. Bu süre ne kadar oluyor? Yani civcivin gelip 90, kesime girmesi. 90-100 gün arası kesime başlıyor. Şimdi yılbaşı işte herkes hindi alıyor. Kamyonlar da gidiyor görüyoruz. Bu hindiler 3 ay öncesi gelen civcivlerin... Evet. Ekim'in başında geldi hindiler. Yaklaşık işte 3-3,5 ay oldu. Bu sürede yani... Şimdi eskiden bir ön yargı var. İşte bu ön yargıyı biz yıkamıyoruz. Yavaş yavaş yıkmaya başladık. O yüzden insanlarımız da hindiye döndü. Çünkü eskiden bu ülkede hindi üretilmediği için insanlar evlerinde üretiyordu hindiyi. Dolayısıyla 6 ayda, 8 ayda, 10 ayda besledikten sonra kesiyorlardı. Haliyle 8-10 aylık hindinin eti sert oluyor. Bu defa insanlarda bir ön yargı oluştu. Evet, aklımda o var. Yani hindi dediğin böyle kazanda kaynar da ondan sonra sofraya girerdi. Ya şimdi düşündüğünüzde 8-10 aylık bir kuzu ile 3 aylık bir körpe kuzunun eti bir mi? Değil. Hindi de öyle. Yani biz 2,5-3 yani 70 ile 100 gün arasında talebe göre, şimdi yılbaşında talep biraz daha küçük hindi olduğu için biraz daha erken başladı kesmeye, ama yani genelde 90-100 gün arası kestiğimizde o etin, o hindinin eti çok lezzetli olur, çok da yumuşak olur. Hiç öyle hindi eti serttir diye bir şey söz konusu değil. Peki, şunu biraz konuşalım. Bölge için de önemli bir katkı. Yani şu anda Mesarya'nın tam ortasında, işte Adili ile Akton arasında bulunuyoruz. Bölgeye büyük katkılarınız var. Buradaki derneklere, kulüplere, sivil toplum örgütlerine ve tabii ki burada işte 15 kişi çalışıyor herhalde bölgenin insanı. Bölgeye nasıl bir katkı oldu? Tabii şimdi bölgede böyle bir tesisin oluşu dışarıdan da çok gelen giden insanlar oluyor. Yani hem burada yeri görmek, yeri görüp de insanların içinde hiçbir şüphe kalmasın istiyorlar ve ona göre ürünleri almak istiyorlar. Bizim kapımız herkese açık. Yani yaptığımız ürünün biz arkasındayız. Hiçbir sakınca içermeden, sağlık yönünden de hiçbir sakınca içermeden çok sağlıklı bir şekilde ve çok sağlıklı bir et üretiyoruz. Bölgede de tabii yani dediğimiz gibi 15-16 tane çalışanımız var. Bunu da her aileyi 3-4 kişi koyarsanız yaklaşık 50-60 kişi buradan ekmek yiyor. Belediyeye katkımız var. Bölgede dediğiniz gibi çok epey şey var, dernek var, spor kulüpleri var. Onların yani elimizden geldiğince maddi manevi yardımcı oluyoruz. Bu da herkesi mutlu ediyor bölgede. Peki. Şimdi gelirken yolda buraya sevgili Yaşar abimle konuşuyordum. Ben de hiç hindi yemedim dedi. Nasıl yapıldığını da bilmem dedi. Şimdi evet yani bizde bir tavuk ve et kültürü var. Ama dediğiniz gibi hindi kültürü de sonradan gelişiyor. Hindiyi aldık. Gittik. Şimdi bütün marketlerde falan da zaten değil mi? Bütün marketlerde veriyorsunuz. Evet. Her yerde var. Evet. Aldık. Getirdik eve. Hindi... Bize bakıyor, biz hindiye bakıyoruz. Nasıl yapacağız? Ustasından dinleyelim. Şimdi hindiyi aldığınızda önce çok güzelce bir yıkanacak, limonlanacak. Biz yani çok lezzetli olması için bir ayrı bir sos yapıyorum. Ben evde kendi yaptığım hindide ben kendim yapıyorum. Sosu paylaşmamışsınız bizimle. Yok, öyle bir şey yok. bu rosemary. Havanda dövülür, karabiber havanda dövülür, o taze şey, şey karabiber, tuz, 1-2 kaşık viski ve tereyağı. Bunlar ve hindinin kilosuna göre de 1-2 kaşık bal. 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 Bal yani dedik diğer yerlerinde duydum da balı ilk defa duydum. Evet. Bal. Bal da. Bu bütün karışımı ete daha güzel emiştirir bal. Ve hindinin her bölgesine de öyle küp küp şeklinde bildiğimiz o küp şeker şeklinde tereyağları kesilip derinin altına yani belli başlı yerlere işte buduna, göğsüne, kalçasına, derinin altına deriyi yırtmadan, ete zarar vermeden onlar yerleştirilir. En son karnına isteyen pilavını yapar. Yani geleneksel iş pilavını
Veyahut bir soğan, soğanın içinde bir karanfil, yanında bir defne karnına konur. Bu şekilde pişirilir. Kaç dakika? Şimdi kilosuna göre değişir. Yani bir hindi 45, her kilo başına 45 dakika. Yani yaklaşık 5-6 kiloluk bir hindi 3-3,5 saatte pişer. Yavaş yavaş pişer. Evet. Peki, kilo demişken vatandaş da merak ediyor. Programın da yavaş yavaş sonlarına da geliyoruz. Şunu da konuşalım. Tabii ki yılbaşı. Herkesin bir geleni olacak, gideni olacak. Bir aile nüfusu olacak. Belki misafirler var. Herkesin bir ekonomik durumu da var memleket şartlarında. Kaç kişiye kaç kiloluk hindi ve bunların fiyatları neler? Onu soralım. İşin can canlı kısmına gelelim. Evet. Şimdi yani yaklaşık 5 kişilik bir aileye 4-5 kiloluk bir hindi fazlasıyla yeter. Tabii işte şeye de aileye de bağlı. Yani bir iştahlı bir adam. Onu iki sayacak. Yani normal şartlara bakarsanız 6 kiloluk bir hindi 10 kişilik bir aileye yetiyor. 6 kiloluk bir hindi de 17.95'tir kilosu. Yaklaşık 100-105 TL civarı bir rakama gelir. 10 kişilik bir aile 6 kiloyu rahatlıkla tüketebildiğine göre yani yaklaşık kişi başına da 10 TL gibi bir şey düşüyor. 10 TL gibi bir şey düşüyor yani. Yani yanına yapacağınız aparatiflerin dışına sadece hindi, 10 kişi yediğinde bir hindi 10 TL gibi bir şey düşüyor ki bu yani çok. Ben bu hesabı gelirken Yaşar abimize yapmıştım. Bak gördün mü Yaşar abi, tam benim söylediğim gibi çıktı. Hakikaten de ben de güzel yaparım hindi ama bal işini bilmiyordum. Onu şimdi ilk defa öğrendim, onu da söyleyeyim. Evet. Peki en düşük sizin yani kilo olarak en düşükle en yüksek ne diyor? Şimdi 5 kilodan aşağı biz kesmemeye dikkat ediyoruz. Daha aşağı talep ediyorlar ama şimdi hindi hayvan olarak 5 kilonun altında gelişimini tamamlamıyor vücut. Bu et gelişimi, kemik gelişimini 5 kilodan sonra tamamlıyor. Dolayısıyla biz de bu gelişimi tamamladıktan sonra bu ürünü piyasaya sürmek istiyoruz. O yüzden yani tavsiyemiz 5 kilonun altında hindi tüketilmemelidir. Çok ısrar edilir. İşte 2 kişilik aileyiz, 3 kişilik aileyiz, 2 kiloluk, 3 kiloluk hindi isterler. Yani ben mümkün mertebe vermemeye çalışırız biz. Çünkü 2-3 kiloluk hindinin %60'ı kemikti zaten. Et yok üstünde. O et gelişimini tamamlamamıştır hayvan. Dolayısıyla o hindiyi alan hindi memnun kalmayacak. Peki, 5 kilodan başladı. Bunun en baba hindi. Hani derler ya, bir baba hindi o kaç kilo oluyor? Yani bizde şu anda 15 kiloya kadar var. Öyle talep de yoktur pek. Bu büyük hindileri otellere veriyoruz. Onları büyük hindiyi talep ediyorlar. Ama bu beslediğimiz ırkı yaklaşık 6-6,5 ay beslersek bu ırk 35 kiloya kadar çıkıyor bu hindi. Tabii öyle bir tüketim olmadığı için. Talep olmadığı için. Olursa da ondan karşılayabiliriz. Evet, evet. Yani 5-12 İdeal piyasada aranan hindi kilo aralığı 5-12 kilo aralığıdır. Halkımız 5-6-7 kiloya kadar marketlerden alıyorlar. Üzerini de otellerimiz çekiyor. Peki. Son olarak hem yeni yıl geliyor, hem bir yeni yıl mesajı alalım. Hem eğer hindi olarak tüketicilere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani biz programın başında dediğim gibi kendi evimize götürmeyeceğimiz, kendi çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz hiçbir ürünü halkımıza sunmuyoruz. Dolayısıyla piyasada da böyle isim yaptık, böyle güven sağladık. Herkesin bize güvenmesini, bu sağlıklı eti de sağlığına düşkün insanların tüketmesini, sağlık hindiden geçer diyorum. Herkese hayırlı yıllar diliyorum.